başına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey hey hey. Slogan yok. Tek yanlı slogan yoktur. Arkadaşlarımız hazır olsun. Hadi bakalım. Çok muhterem vatandaşlarım, aziz Mersinli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri gönülden selamlıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 31 Mart mahalle idareler seçimlerine 3 gün kala Mersinli kardeşlerimle hasret gidermekten mutluluk duyuyorum. Bizleri kavuşturan Rabbime şükrediyorum. Buradan Akdeniz'i, Anamur'u, Aydıncı, Bozyazı'yı, Çamlı Yayla'yı, Erdemli'yi, Gülnar'ı, Mezitli'yi, Mut'u, Silifke'yi, Tarsus'u, Toroslar'ı, Yenişehir'i yürekten selamlıyorum. Başı Toroslar kadar dik, vicdanı Akdeniz kadar engin, Mersin'i bütün güzellikleriyle, bütün değerleriyle, kökeni, mezhebi ve yöresi ne olursa olsun burada yaşayan bütün insanlarıyla kucaklıyorum. Bu açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen her dava arkadaşımı tebrik ediyorum. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Mersin'imize, demokrasimize, milli birlik ve bekamıza hayırlı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli vatandaşlarım, aziz dava arkadaşlarım, dün ve bugün Adana ve Osmaniye'deki muhteşem coşkuya şahit olduktan sonra şimdi de Mersin'in huzuruna çıkmış bulunuyoruz. Mersin asaletin ve ahlakın şehridir. Mersin sabrın ve sağduyunun simgesidir. Mersin birliğin ve kardeşliğin yöresidir. Mersinli kardeşlerimin yeri bellidir, kaynağı bellidir. Yörüklerin duruşu hayranlık vericidir. İnanıyorum ki 31 Mart geldiğinde Mersin muazzam tercihini cumhurdan yana kullanacak, Türkiye'nin hak ve hukukuna çok güçlü şekilde destek çıkacaktır. Aziz milletimizden ve sizlerden ricam, mutlaka sandığa gitmenizdir. 31 Mart'ta seçime katılımın yüksek olması hem demokrasimizin istikrarı hem de milli iradenin itibarı açısından tarihi önemdedir. 31 Mart'ta tek meselemiz sandığa gidip oyumuzu kullanmak olmalıdır. Bunun yanında sandık güvenliğine azami dikkat vasıtası hassasiyet gösterilmelidir. Bu meydana teşrif eden kardeşlerime soruyorum. 31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? 31 Mart'ta Mersin'e sahip çıkacak mısınız? 31 Mart'ta Türkiye'nin geleceğine, Mersin'in özlemlerine tercüman olup Cumhur İttifakı'nı seçecek misiniz?
kardeşlik için, huzur için, istikrar için, daha müreffeh ve muasır bir Mersin için Cumhur İttifakı tercih edecek misiniz? Sizlerle gurur duyuyorum. Mersin'in milli ve hassasiyetli duruşuyla övünüyorum. Cumhur İttifakı masa başında kurulan bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı çıkara, alver sürecine dayalı bir ittifak değildir. İttifakımızın duruşu sağlamdır, iradesi sağlamdır, mayası sağlamdır, hamuru sağlamdır, ahlakı sağlamdır, hedefleri sarsılmaz düzeydedir. Türk milletinin sinesinden doğup sevdasıyla yoğrulan şuurun adıdır Cumhur İttifakı. 15 Temmuz gecesi milli direniş ve devleşen mücadele sonucunda yükselen ruhun ünvanıdır Cumhur İttifakı. 7 Ağustos Yeni Kapı dirilişi, 16 Nisan halk oylaması doğruluşu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin duruşuyla Türkiye'nin aydınlık ufkudur Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı uyanan tarihin müjdesidir. Cumhur İttifakı uyanış, yaşayan milli his ve heveslerin kırılmaz mukavemetidir. Bir yanda Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan mihraklar, diğer yanda Türkiye'nin topyekün kurtuluş ve yükselişine hizmet eden Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Türk milletinin köküdür. Mersin'in hayallerini gerçeğe dönüştürecek kadar karar ve iradededir. Soruyorum sizlere. Cumhur İttifakı'na evet diyecek misiniz? Cumhur İttifakı ile yürüyecek misiniz? Cumhur İttifakı ile aynı safa girecek misiniz? 31 Mart geldiğinde tarihi bir seçim yapacaksınız. 31 Mart'ta milli bekamız üzerindeki sis perdesini yırtıp atacaksınız. 31 Mart'ta Türkiye'nin istikbal ümidi, güvenlik zırhı, milli birliğinin güvencesi olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tescil edeceksiniz. Yalnızca belediye başkanı seçmeyeceksiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin üzerindeki hain planları silip atacaksınız. Yalnızca belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarları belirlemeyeceksiniz. Aynı şekilde küresel ve bölgesel oyunları elinizin tersiyle iteceksiniz. Bu kutlu göreve hazır mısınız? Bu muazzam mücadeleye var mısınız? Bu muhteşem ana ortak olmaya kararlı mısınız? Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur. Nitekim vakit Mersin'in huzur vaktidir. Siyasi ayak oyunlarıyla Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Nitekim Mersin güçlendikçe güçlenecek, yükselişinin önüne hiç kimse geçemeyecektir. Önümüzdeki 5 yıl için sizlerden onay istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl için sizlerin iradesini bekliyoruz. Herkes tersine giderken biz Mersin'i daha da büyütmek, daha da geliştirmek arzusundayız. Bu nedenle Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli belediye başkan adaylarıyla Mersin'in hizmetine talibiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Hamit Tuna'dır. Anamur Belediye Başkan adayımız Sayın Hidayet Kılınç'tır. Bozyazı Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Çetinkaya'dır. Çamlıyayla Belediye Başkan adayımız Sayın İsmail Tepebağlı'dır. Erdemli Belediye Başkan adayımız Sayın Mükerrem Tollu'dur. Gülnar Belediye Başkan adayımız Sayın Alparslan Ünüvar'dır. Mezitli Belediye Başkan adayımız Sayın Serdar Soydan'dır. Mut Belediye Başkan adayımız Sayın Volkan Şeker'dir. Silifke Belediye Başkan adayımız Sayın Mücahit Aktan'dır.
Tarsus Belediye Başkan adayımız Sayın Şevket Can'dır. Toroslar Belediye Başkan adayımız Sayın Atsız Afşin Yılmaz'dır. AK Parti'yi temsilen Cumhur İttifakı'nın Yenişehir Belediye Başkan adayımız Sayın Bekir Topçu'dur. Aydıncık Belediye Başkan adayımız Sayın Ferhat Aktan'dır. Akdeniz Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Muhammed Gültak'tır. Bütün belediye başkanlarımız sizlere emanetimdir. Şimdi siz söyleyiniz. Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını destekleyecek misiniz? Mersin'de Cumhur İttifakı'nın destanını yazacak mısınız? Allah hepinizden razı olsun diyorum. Yaşasın Mersin, yaşasın Türkiye, yaşasın milli beka. Sonsuza kadar var olsun büyük Türk milleti. Değerli arkadaşlarım, muhterem dava arkadaşlarım, Cumhur İttifakı gönülleri buluşturdu. Cumhur İttifakı gayeleri birleştirdi. Cumhur İttifakı geleceğimizi belirledi. AK Parti ile 30 büyük şehirde ittifak yaptık. Bunlardan birisi de Mersin'dir. Bu kentimizde ittifakımızın doğasına uygun fedakarlık ruhuyla hareket eden AK Partili kardeşlerime içtenlikle teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 51 ilin 17'sinde ittifak kurduk. 519 metropol ilçenin 431'inde, 403 ilçenin 36'sında, 386 beldenin 33'ünde Cumhur İttifakı'nın çatısı altında buluştuk. Cumhur İttifakı daha mutlu ve huzurlu bir Mersin'e doğru yol alıştır. Daha zengin, daha kaygısız bir Mersin'e yöneliştir. Daha adil, daha hakkaniyetli bir döneme başlangıçtır. İttifakımız zalimlere karşı cumhurun iradesidir. İttifakımız zulme ve zorbalığa karşı milletin dirayetidir. İttifakımız korkaklara ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur. İttifakımız bütünüyle parçalanmaya, bölünmeye, ayrılmaya, kopuşa karşı milli kenetlenmenin, milli kucaklaşmanın temini ve takviyesidir. Yöresi, kökeni, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı Cumhur İttifakı'nın doğal ve meşru bir varlığıdır. Biz hiç kimsenin doğduğu yeri merak etmeyiz. Hiç kimsenin kökenine ve yöresel niteliklerine bakmayız. Milletimizin her evladını, Mersin'de yaşayan her kardeşimi Cenab-ı Allah'ın bir lütfu sayarız, böyle görürüz. Bayrak sevgisi var mı? Buna bakarız. Vatan sevgisi var mı? Buna odaklanırız. Ezana hürmet var mı? Buna dikkat ederiz. Millete mensubiyet bilinci var mı? Bununla ilgileniriz. Milli birliği sorgulatmayacak, milli ruhu sakatlatmayacak, farklılıkları zenginlik kabul ederiz. Bölücülük düşmanımızdır. Bölücüler iki cihanda da yakalarından tutacağımız millet hasımlarıdır. Gelişmeler önümüzdeki dönemin taraflarını netleştirmiştir. Artık herkesin tarafı belli etme zamanı gelmiştir. Bir yanda ihanet ve işbirlikçi çıkar çevrelerinin ittifakı vardır. Diğer yanda milletini karşılıksız seven Cumhur İttifakı. Bir yanda Türkiye'den intikam almaya niyetli mihraklar vardır. Diğer yanda bin yıllık kardeşliğe yemin etmiş Türk milleti. Bir yanda varlıklarımızı sömürmeye hazırlanan küresel odaklar vardır. Diğer yanda hakkaniyet ve adaleti savunan vatan evlatları. Bir yanda siyasi ikbal ve menfaat için tahrik edenler vardır. Diğer yanda Türkiye'ye talip olan Cumhur İttifakı. Artık karar anı gelmiştir. Herkes
tavrını belirlemek zorundadır. Ya birlikten, beraberlikten yana olacaksınız ya da gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceksiniz. Ya kardeşliğin devamını isteyeceksiniz ya da ağır bir yıkıma göze alacaksınız. Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır. Milli kimlikten yanadır. Mersin'in yanındadır. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı, Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmak için Cumhur İttifakı'na davet ediyorum. Kimler ve hangi karanlık güçler hangi oyunları tertip ederlerse etsinler, hangi ihanetlerin içine girerlerse girsinler, bilecekler ki Türkiye Cumhuriyeti tektir ve üniter bir devlettir. Türk milleti ayrılık kabul etmeyen bir bütündür. Milli devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ebedi yurdumuzdur. Al bayrağımız bağımsızlığımızın, egemenliğimizin sembolüdür. Türkçemiz bizlere bir arada tutan resmi dilimizdir. İstiklal marşımız kahramanlık destanıdır. Milli birlik ve bütünlüğümüzün temelleri tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak ülküsüdür. Türkiye Cumhuriyeti ebedi vatanında milli varlığını ve birliğini Cumhur İttifakı'yla koruyacaktır. Cumhur İttifakı bu değerleri muhafaza etmeye yeminlidir. Bilinmelidir ki bu aziz vatan hepimizindir. Türkiye'mizin bir yıkımına sürüklenmesini önlemek için milli bir görevdir. Herkes üstüne düşen sorumluluğu siyasi hesapları bir kenara bırakarak yerine getirmelidir. Aksi halde yarın çok geç olacaktır. Buradan her zaman olduğu gibi çağrımı tekrarlıyorum. Gün birleşme günüdür. Gün dayanışma günüdür. Cumhur İttifakı'nın gönlünde herkese yer vardır. Cumhur İttifakı'nın yüreği herkesi kucaklamaya yetecektir. Cumhur İttifakı Mersin'in ve memleketimizin her evladını kucağına açmaktadır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, oyalanmayın. Yalanlara kanmayın. İstismara aldanmayın. Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi Türkiye'nin muhaliflerinin esaretine girmiştir. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede? Bugünkü CHP nerededir? Sözde Kürdistan'a oy veren bu CHP'dir. Terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan bu CHP'dir. HDP ile pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan bu CHP'dir. PYD, YPG'ye vatanlarını koruyan, örgüt diyen bu CHP'dir. PKK'lılara arkadaş diyen bu CHP'nin ipotekli başıdır. YPG bize mi saldıracak diyen bu CHP'nin icazetli genel başkanıdır. CHP genel başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor. Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayinden rahatsız. Çünkü tank palet fabrikasında yapılacak silahlar YPG'yi vuracak. Çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir. Ancak çabası boşunadır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşmüştür. İhanet senaryosundaki rolü kabusa dönmüştür. Silah konusunda muhasım odakların eline bakılsa memnun olacak. ABD'nin tutsağı olunsa havalara uçacak. Türkiye sevgisi kalmamış, millete aidiyet hissi sıfıra inmiş. Kılıçdaroğlu milliyetçilikten bahsediyor. Fren tutmuyor, ülkücü olduğunu iddia ediyor. Keşke olsaydı, keşke ülkümüzden feyizlenseydi.
Geçmiş olsun zillete düştü düşeli bırakın milliyetçiliği, milliliğinden bile eser kalmadı. Kılıçdaroğlu milliyetçi olursa dünya tersten döner. Kılıçdaroğlu ülkücü olursa güneş batıdan doğar. Bugünkü CHP yönetimi denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapacak kadar fütursuzdur. Bugünkü CHP yönetimi denizden geçeyim derken çayda boğulacak kadar fikirsizdir, kabiliyetsizdir. Bugünkü CHP ve İP yönetimi düştükleri denizde çoktan HDP, PKK, FETÖ yılanına sarılmışlardır. Deniz dalgasız, gemi dümensiz. CHP ve İP yönetimi yalansız olmaz, yalansız duramaz. Bunlar bozguncudur, fesat yuvasıdır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu zillet ehillerinden vazgeçin. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu Kılıçdaroğlu'na haddini bildirin. İP'e oy veren kardeşlerim, yeterince istismar edildiniz, yeterince meşgul edildiniz, yeterince siyasi kumbaslara mahkum edildiniz. Gelin Cumhur İttifakı'nda buluşalım. Gelin komplolardan, komploculardan birlikte hesap soralım. İradenizi çalmaya heves edenlere, Demokrat Partili hülle girişimlerine müsaade etmeyin. Mersin'in bereket ve birliği olan Cumhur'un iradesine birlikte güç verelim. Soruyorum sizlere, Mersin için duruş gösterecek misiniz? Mersin için iradenizi gösterecek misiniz? Mersin'e sahip çıkacak mısınız? Mersin'de Cumhur İttifakı diyecek misiniz? Dikkat ediniz, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü risk altındadır. Uyanık olunuz, bekamız tehdit çıkmazındadır. Yedi düvelin gözü üzerimizdedir. Yedi başlı emperyalizm canavarının eli aramızda, fitnesi içimizdedir. Her yolu deniyorlar. Her vasıtayı kullanıyorlar. Her yolu mübah sayıyorlar. Maksatları Türkiye'yi bölmektir. Maksatları milleti birbirine düşürüp kırdırmaktır. Hain terör örgütü PKK'yı bunun için besleyip destekliyorlar. YPK'yı silahlandırıp önünü açmaları da bu sebepledir. Yıllarca devletin ve toplumsal hayatın hücrelerine kadar nüfuz eden FETÖ'nün arkasında durmaları boşuna değildir. 15 Temmuz işgal ve ihaneti Türkiye'yi yıkmak için planlanmıştı. Milletimize kast edildi. Türkiye çembere alındı. Zalimler karadan, havadan, denizden ülkemizi kuşattı. Hain kalkışma sonucunda 251 vatan evladı şehit edildi. 2193 kardeşimiz yaralandı. Gelişmeler karşısında Türkiye'nin ağır ve şiddetli beka sorununa yüzümüzü dönemezdik. 15 Temmuz'dan sonra hükümet etme sistemiyle ilgili kutuplaşmanın devamına rıza gösteremezdik. Muhtemel krizlerin önüne geçmeliydik. Muhtemel darbe hazırlıklarını kaynağında kurutmalıydık. Bir olmalıydık, iri olmalıydık, diri olmalıydık. Biz hep bunu söyledik, sürekli bunu savunduk. Vakit kaybına tahammül yoktu. Oyalanmak ülkemizin aleyhine olacaktı. Bu ülke için yeminimiz vardı, vazgeçilemeyecekti. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyerek devletteki çift başlılığı giderelim istedik. Kriz ve kaosa karşı el birliği, güç birliği, fikir birliği içinde karşı koymayı kararlaştırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle tesis ve tecelli etti. 31 Mart'ta yeni hükümet sistemine müzahir, Mersin'in huzuruna muvafık yerel yönetimlerin varlığı tarihi bir mecburiyettir. Milli beka için bu büyük bir zorunluluktur. Çünkü zillet ittifakı sistem kargaşası çıkarmak istiyor. Rejim bunalımından çıkar umuyor. Sokakların karışmasından, siyasi ve ekonomik karmaşadan gelecek bekliyor. Buna tahammül edemeyiz,
Mersin bu zillete izin vermez. Merhum şairimiz Mithat Kemal Kuntay ne demişti? Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş. Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş. Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir. Tarih kendin yazıyorsan eserindir. Cumhur İttifakı tarih yazmaya hazırdır. Cumhur İttifakı Türkiye'yi zafere taşımaya ant içmiştir. Alnımız aktır, vicdanımız paktır. Elbette Mersin yükseklere layıktır. Tarih ise şehit kanıyla yazılmıştır ve Türk milletinin eseridir. Bu eseri çiğnetmeyeceğiz. Bu esere toz kondurmayacağız. Soruyorum sizlere, bir miyiz? Beraber miyiz? Birlikte Cumhur İttifakı diyecek miyiz? Şimdi söz sırası 31 Mart'ta sizde. Karar sizin elinizde, ülke sizin, Mersin sizin, millet sizsiniz. Oyunuzu verin, şer oyunu bozun. Oyunuzu verin, zilleti pişman edin. 15 Temmuz'a kontrol darbe diyenlerin, PKK'ya, FETÖ'ye umut bağlayanların sandıkta işini bitirin. Zillet ittifakına PKK destek istiyor, FETÖ yardım dileniyor. Türkiye'ye ve Mersin'e şaşı bakan, ters yaklaşan, art niyetli planlar yapan kim varsa CHP'nin, İP'in, HDP'nin yanında duruyor. Kürt kökenli kardeşlerim, tuzakları birlikte bozalım. Fitnecileri, bozguncuları, kandan nemalanan teröristleri beraberce Adem'e mahkum edelim. Cumhur İttifakı'nın çatısı altında hep beraber kucaklaşalım. Şimdi siz söyleyiniz. Vatana sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Ezana sahip çıkacak mısınız? Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? Mersin'e sahip çıkacak mısınız? Ve Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Kime oy vereceğim belli değil, kararsızım diyen vatan evladı, haydi bir olalım. Türkiye'nin kurtuluşu için Cumhur İttifakı'nda buluşalım. Genç kardeşlerim, ilk kez oy verecek evlatlarım, birlikte yürüyelim, Cumhur İttifakı'nda sözleşelim. Ya zulme, istismara ve alçaklığa göz yumarak zillete tamam diyeceksiniz ya da Cumhur İttifakı ile birleşip kendinize yeni bir aydınlık, bir sayfa açacaksınız. Biz inançlı kadrolarımızla ittifak kurduk. İttifakımız korkaklara karşı cesurların ittifakıdır. İttifakımız ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin ittifakıdır. İttifakımız talana ve yalana karşı ahlakın ittifakıdır. İttifakımız hainlere, eli kanlı teröriste olanlarla işbirliği yapan zillete karşı milli bir ittifaktır. Cumhur İttifakı en samimi ve saf duygularla mukaddesatımıza sahip çıkanların irfanlı ve inançlı bir ittifakıdır. Cumhur İttifakı ahlakından asla taviz vermeden onuruyla ayakta durmaya çalışan milyonların ittifakıdır. Cumhur İttifakı Türk milletidir. Cumhur İttifakı milli bekayı yaşatma konusunda yeminlidir. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle geleceği inşa ve ihya edecektir. Burada Mersinli kardeşlerimin coşkusundan aldığım güçle aykırıyorum ki Cumhur İttifakı Cumhuriyet'in 100. yılında lider ülke Türkiye hedefine sonuna kadar hizmet edecektir. Sizlere bir kez daha soruyorum. 31 Mart günü geldiğinde üzerimizde oynanan oyunları bozacak mısınız? Zillete düşenleri reddedecek misiniz? Cumhur İttifakı diyecek misiniz? İşte milli şuur, işte Mersin, işte milli uyanış, işte kahramanlık. Gayret bizden, takdir sizlerden, sefer bizden, zafer Allah'tan. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. İlimizi ziyaretleriyle şereflendiren saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, Hamit Tuna Başkanı,
sizlere, Mersinlilere emanet ediyor. Mersinliler sizi hürmetle uğurluyor. Türk siyasetinin ilkeli lideri, saygıdeğer genel başkanımız, yolunuz açık olsun.